Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu biliyorsunuz şüpheli bir şekilde 25 Mart 2009 yılındaki yerel seçimlerde bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'ta bir miting yapmıştı ve bu mitinge yetişmek için de kısa sürede bir helikopter kiraladıklarını söylemişti ve ilk defa kiraladıklarını söylemişti. Çünkü birçok seçim çalışmasına ya partinin otobüsüyle gidiyordu ya da kendi aracıyla gidiyordu. Partinin otobüsüne ben birkaç kez bindim çünkü Sivas'taki seçim çalışmalarını yürüten isimlerden de birisiydim o 2009 yılındaki seçimlerde. Öyle partinin otobüsü de ahım şahım bir otobüs değil, inanın son derece mütevazi bir otobüstü. Helikoptere de zaten Büyük Birlik Partisi'ndeki yetkililer kendi aralarında para toplayarak kiralamışlardı ve Kahramanmaraş'a o şekilde Muhsin Yazıcıoğlu'nu yetiştirmişlerdi miting için. Sonrasında şüpheli bir şekilde o helikopter düştü ve enkaza günlerce ulaşılamadı. Televizyonlarda biz izledik. Ha ulaşıldı, ha ulaşılacak. O kazada işte yıllar sonra bir karar çıkmış. Bu karar neticesinde 3 kişiye görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer yıl 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verilmiş. Yani 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verilmiş ve bu karar seneler sonra çıkıyor. Zamanında enkaz bulunabilmiş olsaydı en azından İhlas Haber Ajansı muhabiri kurtulmuş olacaktı. Telefonla ulaştı, şarjı bitene kadar adeta yerini anlatmaya çalıştı. İsyanını duyduk, feryadını duyduk. Son sesini duyduk ve günler sonra enkaz bulundu. Hem Muhsin Yazıcıoğlu hem beraberindeki arkadaşları hem pilot hem de İhlas Haber Ajansı muhabiri ölü olarak bulunmuştu. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Türk siyaseti için gerçekten önemli bir isimdi Muhsin Yazıcıoğlu. Konuyla ilgili aile henüz bir açıklama yapmadı. Karar da zaten yeni açıklanmış. Herhalde bir açıklama yapacaklardır bu konuyla ilgili.